Hatta şu anda geldik. Tam sayfayı çevirdim ve böyle Ancient Kalim de orada kaldı. Evet. Troll istiyordunuz. Buyurun size troll diye geleyim o zaman ben. Evet. Empire of Zul and Awakening of the Akir. Dark Portal'ın açılmasından 16.000 yıl öncesi. Evet, çok önceleri. Sen tam bir şey söylüyormuşsun. Ha, yok. Bu sırada Azeroth üzerinde dediğimiz gibi bu Keeper'ların arasındaki ve diğer Keeper yaratımı ırklar arasındaki olaylar dönüp dururken bir de dediğim gibi Azeroth'un kendi üzerinde gelişen ırklar var ki bunlardan ilk ortaya çıkan ırklardan biri. İlki değil. Öyle bir bilgi yok. İlk troller. Trollerin hepsi böyle parça parça şey halindeler. Kabileler. Kavimler halindeler. Ama hepsinin ortak bir inancı var. Wild God'lara inanıyorlar. Kendileri onları Law olarak adlandırıyorlar. Ki bu kitapla öğrendik. Law ve Wild God'ların aslında aynı şey olduğunu da. Aynen öyle. Ve hani onlara tanrı gözüyle bakıyorlar. Bir sürü işte platolarda olsun, şeylerde olsun böyle dağ yamaçlarında vesairelerde kendi kavimlerini kuruyorlar. Kavimler arasında en güçlüsü Zandalar. Zaten bir süre sonra şey yapacaklar, kendi şehirlerini falan kuracaklar, yani o hale gelecekler. Bugün bile çekiyoruz hala kendilerinden. Ve şey, hani Zandalar o kadar güçlü ki hani diğer ırk, troll kabileleri de baş falan kaldırıyorlar böyle, hani onlara bayağı challenge atıyorlar. Hani biz daha güçlüyüz diye. Bunlardan zaten bu karşı çıkan kavimlerden en güçlü üçü, oyundan da bileceğiniz üzere, Grubashi, Amani ve Drakkari. Ama ve lakin şöyle bir durum söz konusu. Şimdi troller de tabii o zamanlar pek de zeki değillermiş. Böyle loalar vesaire filan derken bu Zandalar dağlarının altında bir yerlerde bir böyle taş, evet böyle siyah taştan oluşan bir tepe tadında bir şey fark ediyorlar. Ve bunun bir Law olduğuna inanmaya başlıyorlar. Ve onu uyandırmaya çalışıyorlar. Bunun için çeşitli ritüeller yapıyorlar vesaire. Zaten ne yaptı? Taurenler de aynısını yapıyor bu arada zamandan. Teradras'ın uyanması muhabbeti. Hani böyle nedense ne güzel hadi örtmadır falan diye onlar da onu uyandırıyorlar. Neyse o çok sonra, da o kısma girmeyelim. Spoiler yapıştırdı acımadan. Ya ama herkes herhalde Marauda'na girmiştir bir kere diye düşünüyorum. Hani bizim daha önce hiç karşılaşmadığımız bir Law olabilir bu deyip bunu uyandırmaya karar veriyorlar. Ama ve lakin bilmiyorlar ki o aslında Tyr'in kendini feda ettiği zaman da oradan kaçıp yaralı olarak kurtulan Kittix. Kittix tabii ki de uyanıyor. Ve hani bakıyor trollerin haline. Ben buraları böyle ele geçirsem Old God'lar bunu çok sever bence diye bir karar varıyor. Ve hani Akirleri bir şekilde kontrol altında. Çünkü Akirlerin hepsi yerin altında olduğu için şu anda saklanıyorlar bir şekilde. Bunları tekrar kontrol altına alıyor. Çünkü hani eğer bir Kıtraksi kumandanı sana gel dediyse Akir'in gelmiyorum demek gibi bir durumu söz konusu değil. Hepsini topluyor ve trollere savaş açıyor. Trolleri ele geçirmeye çalışıyor. Ve troller tarihlerinde ilk defa birlikte savaşmaya karar veriyorlar. Aynı zamanda Loa'ları da çağırıyorlar. Zaten bir ejderhalar, bir loalar, eşittir wildcatlar, her daim böyle savaşlara çağrılan zavallılar yani. Kartallar. Beceremedik işte. Gelin diye böyle. Loaların gelişi bu arada çok etkili oluyor çünkü bu zavallı Kittix gene çok yaralanıyor. Hı hı. Ve kaçmaya başlıyor. Ancak ve ancak şöyle bir şey söz konusu ki hani troller şeyi fark ediyorlar. Hani akirleri öldürmek sadece yeterli değil. Çünkü hani aralarından kaçanlar olursa yandılar. Onlar yerin altında tekrar üreyecekler yani. O yüzden Zandalar şöyle bir şey teklif ediyor. Dönüyor Grubashi'ye, Drakkari'ye ve bizim Amani'ye. Siz bunların peşinden gidin. Hani ondan sonra orada hani yendiğiniz zaman da toprakları da siz alırsınız yani. Sıkıntı değil, onlar da sizin olur. Tadında yaklaşıyor. Drakkariler kuzeye gidiyorlar ki zaten Zultrak civarında yerleşiyorlar sonrasında. Grubashi'ler zaten güney batıya doğru ilerliyorlar. Ankiraş taraflarına doğru da gidiyorlar aynı zamanda. Orada da şeyleri görüyorlar hani Anubisatları falan da görüyorlar. Öyle de enteresan bir detay var. Amaniler de bayağı Kittix'in peşinden gidiyorlar. Kittix'i bir de yeniyorlar. Ölüyor Kittix. Sonunda ondan da kurtuluyor. Nihayet ve hani troller de bir enteresan. Madem burada öldü, biz bunun üstüne şehir yapalım deyip Zulaman'ı yapıyorlar üstüne. Kittix'in. Şahane fikir. Çok harika bir fikir zaten ya. Hani ne terslik olabilir ki? Her şey ters gitti. Ama hani dediğim gibi trollerin bu noktadan sonra asıl amaçlarından bir tanesi de hani buldukları yerde akir katletmek gibi bir amaçları oluyor. Akirler de bu şekilde dünyanın birçok yerine dağılmış oluyorlar. Ve zaman içerisinde bu akirler de değişim geçiriyorlar. Kuzeydekiler bizim bildiğimiz Nerubiyanlara dönüşüyor. Güneydekiler kiracı, ankiraj çevresinde yaşayanların hepsi kiracı olarak kalıyorlar. Ve şu anda hani Pandaria topraklarına denk gelen kısımdakiler de Mantid'e dönüşüyorlar. Aralarından bu akirlerin aralarından en zekileri Mantidler çıkıyor. Yani diyorlar ki biz hani savaşmayalım bu kadar. Belli bunlar bizi öldürüyorlar yani. Hani savaşmanın bir anlamı yok. Niye boşu boşuna bütün ırk katletsin, bütün ırkın katledileceği bir şeye sebep olalım. O yüzden hani şey yapmaya karar veriyorlar. Aralarındaki kendi güçlerini bir şekilde korumaya karar veriyorlar. Ve kaldım, beynim durdu şu anda. Dediğim gibi hani şeylerin olduğu şu anda Pandaria topraklarının batı kısmına denk gelen bölgeye yerleşiyorlar. Kendi kraliçeleri var. Kraliçeleri dışında kraliçelerin emirlerini ve isteklerini yerine getiren ve bunu hani diğer Mantid ırkına yayan Klaksi dediğimiz exalted olmak için ne kadar çok uğraştığımız günlük görevleri yaptığımız, sonra ertesi gün bir daha yaptığımız, sonra bir de bize sırt çeviren, evet, onu tutmamak lazım. Ki o güzel bir twist aslında. O çok güzel bir twistti ve hani çok kısa araya girip söyleyeceğim, hani o exalted olduğun zaman seni ağacın altına götürdüğü zaman şey diyordu hani. Merhaba, burada biz Old God'lar. Evet, biz Old God'lar sayesinde var olduk ve bir gün eğer bir Old God bizi tekrar çağırırsa sakın bizim yardımımızı bekleme tadında hani bir konuşması vardı. Ama şey hani Mists of Pandaria'da hani bunların temelini atmaya başlamış Blizzard belli ki yani. Mists of Pandaria'da hakikaten dönüp baktığın zaman ipuçları var bunların. Hani ve şey o yüzden gibi zaten hani Vanilla'da da atıyorum Uldaman vardı işte, Ironaya vardı işte, Arkedas vardı falan filan da hani burada boşlukları dolduruyorlar hani. Evet, bunlar burada var. Neden buradalar o zaman? Hani ona bir açıklama yazalım falan. Onun gibi değil. Mists of Pandaria'da hani dönüp baktığında hakikaten ipuçları var. Evet. Ve o yüzden zaten hani insanlar şey modundaydı. Ya biz bunlarla dostluk, bu paragonlarla biz niye Siege of Ogrimar'da kapışıyoruz diye. Evet. Tamamen Yaşar'ın kalbinin var olmasıyla alakalı bir şey. Ya Old God mu var? Tamam o zaman deyip gidiyorlar yani. Hani biz demiştik. Sen adamın umurunda değilsin. Öyle söyleyeyim. Onlar için varsa yoksa Old God. Şöyle bir şeye karar veriyorlar bu mantitler. Mogulların var olduğu toprakları ele geçirmek istiyorlar aslında. Çünkü şöyle bir şey hissediyorlar. Hani ya bu Veil of Eternal Blossoms çok güzel. Nedense oraya karşı bir çekim hissediyoruz. Biz neden buraları ele geçirmiyoruz diye düşünüyorlar. Bilmiyorlar ki aslında Yaşar'ın kalbi orada. Hani aslında kendilerini çağıran ses bu. Bu yüzden buraya saldırı düzenliyorlar. Ama ve lakin tabii ki de Mogullar boş durmuyorlar. Onları pataklıyorlar. Hayatta kalanlar geri geliyor. Ama mantitler bunu bir güçsüzlük olarak görmüyorlar. Tam aksine hani güçlü olanlar geri dönüp evrimleşecek. Hani şey vardır ya, çok klasik bir cümle. Survival of the fittest tadında. Böyle en güçlüleri, en hayatta kalmayı hak edenleri geri dönmüş oluyor aslında onlara göre. Ve bu onlar için evrim tadında bir şey. Doğal seçim işte. Aynen öyle. Sonrasında bir daha saldırıyorlar. Aradan bir 100 yıl geçiyor bu arada. Bunlar tekrar işte yeni yumurtalardan çıkanlar yeterince güçleniyorlar, sayıları artıyor vesaire. Tekrar saldırıyorlar. Tekrar yeniliyorlar. Yenilmeye doyamadılar adeta. Ve ama şöyle bir şey var. Bu aynı zamanda hani Pandaria döneminde oynayanların da bileceği üzere bir Mantid Cycle diye bir olayın başlamasına sebep oluyor. Her 100 yılda bir Mantidler saldırıyorlar. Böylece aralarında güçsüz olanlar ölüyor, güçlü olanlar geri dönüyorlar. Ve böylece evrim geçiriyorlar. Gittikçe daha da güçleniyorlar gibi bir fikirleri var. Mogullar bakıyorlar ki bu böyle olacak gibi değil. Bu sefer Mogullar onların ana yerine saldırmaya karar veriyorlar. Mantives dediğimiz o koca ağacın olduğu yer. Ve hani daha 100 yıl geçmemiş, daha yeni savaşçıları doğmamış bir şekilde yakalandığı için mantitler bayağı büyük kayıplar veriyorlar. Sadece aralarından bir tanesi gerçekten inanılmaz bir güç örneği sergiliyor ve hani resmen Mogul tarafında bir katliam gerçekleştiriyor. Adı Korven. Ve hani Korven Prime hatta. Evet, Prime, çünkü şöyle bir durum söz konusu. Kendi ırkı arasında resmen bir efsane haline geliyor ve hani ihtiyaç olunduğu zaman bir şekilde Korven'e şey yapalım, hani bu ölüp gitmesin. Biz hani şey yapalım, bunu bir koruma altına alalım. İhtiyaç anda kozayı kırın diye böyle. İhtiyaç anda kozayı kırın şeklinde yaklaşıyorlar. Korven şunu fark ediyor. Bu Kaypari dediğimiz aslında şey, kaldım. Türkçesini unuttum şu anda. İngilizcesini şey yap, çeviririz hep beraber orada. Kaldım. Şeyi de gelmiyor şu anda çünkü. Gözümün önünde ne oldu ama ismini hatırlayamamak çok kötü. Şey değil mi? Şu Amber. Amber. Evet. Burcu'ya dönüyoruz hemen. Ama Türkçesinde de Amber diye geçiyor. O yüzden evet. Amber değil. Bence. Niye kastık ki zaten? Değil mi? Tüh. Hani bunun içine hapsedildiği zaman ölmediklerini ve hani istendiği zaman tekrar hiçbir şey olmamış gibi canlıların yaşama geri dönebildiğini fark ediyor. Ve kendini bir tanesinin içine hapsettiriyor. Böylece vakti geldiği zaman, ihtiyaç duyulduğunda uyandırılabilsin ve tekrar sonra uykuya geri dalabilsin. Şeklinde... Bir tane ufak çekiç koyuyor böyle, hani bununla kırın diye lazım olursa. Ve hani ilk paragon kendisi. Ve sonrasında birkaç tane daha geliyor. Onu da biliyoruz zaten. Hani işte Pandaria zamanında isimler aklıma gelmedi şu anda ama Pandaria zamanı klasik görevlerini yaparken hepsini sayabilseydin zaten şu anda ayağa kalkıp alkışlardım yani. Bir sonraki kısma geçmeden bununla ilgili çok geyik bir şey söylemek istiyorum ya. Söyle. Eski iş yerimde çalışırken orada işte böyle oyun vesaire de oynayabiliyorduk sırasında çalışırken. Bir arkadaşım WoW oynuyordu o sırada. Tam da işte muhabbet ediyoruz. Ben şey dedim hani böyle hani mahallemin haritasını bu kadar bilmiyorum. Hani Azeroth haritasını bildiğim kadar. Şu anda nerede olduğumu söyle. Gerçekten ne istersen yapacağım tadında bir şey söyledim. Ben baktım şöyle bir mağarada savaşıyor bu arada. Durdum. Sen şu anda Kunlai'desin. Binan Village'in arkasındaki mağarada kapışıyorsun dedim. 404 çıktı şöyle mi? Ben böyle tamam biliyorum. O yüzden hatırlasaydım aslında çok da enteresan olmayabilirdi yani. Ya ama hani isimleri hatırlamakla şey bir değil tam olarak hani şeyde çok nasıl desem duygusal olmuştu benim için Kataklizm'in gelişi mesela hani çünkü ondan öncesinde böyle yıllarca artık böyle her bir köşesini ezbere bildiğim mekanların böyle tamamen değişiyor olması falan çok duygusaldı benim için. Oh, yeni şeyler ezberlemek zorunda kaldık. Nerede ne vardı falan diye. Değil mi? Çok zor çok. Hayat bize zor. Çok çok. Evet. İşte kader. Neyse. Bu arada bütün bunlar olurken hani troller bir taraftan böyle bir yükselme çağı içerisindeler. Kendi imparatorluklarını falan kuruyorlar. Akirlerle kapışıyorlar. Mantidler kafayı yemiş bir şekilde 100 yılda bir kendilerine böyle intihar saldırıları falan düzenliyorlar. Bu sırada peki Mogulara ne oluyor? Şimdi Ra kendini kapattı. Ra kendini kapattığı için artık bir depresyonda kimse ne olduğunu bilmiyor. Ve durumunda hani bayağı bu arada bildiğiniz böyle 1000 yıl falan yok. Ra ortalıkta. Zaten dediğimiz gibi kendi... bu chapter'ın başında da 15.000 yıl önce diyor Dark Portal'dan. Evet. Aynen öyle. Yani 1000 yıl geçmiş durumda şu anda aradan. Ve şöyle bir sıkıntı var. Curse of Flesh Mogulara da yansımaya başlıyor yavaştan. Ra başlarında olmadığı için kendi kültürleri bir şekilde oluşuyor. Kendi yönetimleri oluşuyor. Şudur budur. Ve inanılmaz bir kaos var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir kere zaten Curse of Flash'ten dolayı herkes panik halinde. Bir de hani başlarında da biri olmadığı için çağrılarına da cevap vermiyor. Hani, bunlar bir şekilde bir sürü klan oluşuyor, bir sürü yönetici oluşuyor vesaire. Bunlar kendi aralarında kapışıp duruyorlar. O yüzden bu zaten 100 kral çağı diye geçiyor aslında şeyde de, hikayede de. Bir yandan mantitlerle de bu arada kapışmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda bir de bu Moguların bulunduğu topraklarda başka ırklar baş göstermeye başlıyor. Bunlar işte Cinyular ortaya çıkıyor. Ozan ortaya çıkıyor. Ve Pandarenler ortaya çıkıyor. Ki Pandarenler aralarında böyle en barışçıl, en doğaya saygılı, böyle en şirin ırk. O yüzden de bu bizim August Celestial olarak bildiğimiz aslında Wild God olan Yulon, Nuzao, Zuen ve Chiji'nin dikkatini çekiyor ve Pandarenlerle çok yakın ilişkiye giriyorlar bunlar. Onları arada, koruyorlar, kolluyorlar vesaire. Hani böyle panda deyip hani çok aşağılandığı zamanında da hani lore açısından hakikaten böyle en çok şey inşa eden, en çok böyle etkisi olan ek paketin de Mists of Pandaria olması çok ironik değil mi sence de? Evet yani hani herkes böyle ne panda mı falan diye ve şu anda hani ilk başta çok eleştirip sonradan ya Mist ne güzeldi, Pandaria ne güzeldi diyen bir sürü insan da var bu arada ve hikayesel açıdan inanılmaz şeyler ekliyordu yani. Bence hatta hani hakikaten WoW'un tepe noktasıydı. Hala da geçilemedi. Hani Legion'ın artık onu bir geçeceğini umuyorum. Ben de umuyorum. Dört gözle bekliyorum yani. Gerçi yani, şu ana kadar gördüklerimiz güzel duruyor da. Çok hani, güzel. Ama işte tabii ne olur bilmiyoruz. Warlords of Draenor da güzel başladı sonra. Sarpa sardı. Bu arada hani arkadaşlar biz böyle hani Pandaria ek paketi muhteşemdi filan diyoruz da olaya sakın oyun mekanikleri üzerinden bakmayın. Biz bunu tamamen hikayesel açıdan aslında hani, söylüyoruz. Yani lore kattıkları açısından da söylüyoruz. İşte dungeonları, raidlerin hikayeleri vesaireleri olarak söylüyoruz. Kalkıp da PvP'si çok kötüydü filan tadında takılmayın. O yüzden hani bir şey diyemeyeceğim o kısma. Şey açısından da iyiydi ama hani ben hala onun üzerine çıkamadığını düşünüyorum açıkçası Blizzard'ın. İlk gelen content temasında şey vardı ya, Landfall'da. Günlük görevleri yapıyordun, böyle 2-3 günde bir ufak hikaye parçaları açılıyordu. Evet. Hani onun üzerine çıkamadı Blizzard ondan sonra. Hani günlük görev dediğim bence o olmalı. Çünkü hani sana bir sonraki günde, ondan sonraki günde yapmak için bir şeyleri teşvik ediyor. Hani yapıyorsun, açılıyor, yeni bir şeyler görüyorsun ve hani bunu tam böyle kararında yapıyor. Hani ne of bugün de bunu yapacağım falan dedirtmeden yapıyor. Hani Legion'da örnek alması gereken şey de tekrar Blizzard'ın bence o. Aynen öyle. Umuyoruz ki. Şimdi biz Moğollara geri dönelim. Nerede kalmıştım diye baktım bir anda. Moğollar arasında şöyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi dediğimiz gibi Cinyular, Hozunlar, Pandaren gelişiyorlar. Pandaren özellikle Veil of Eternal Blossoms tarafında çok yoğun bir şekilde de yaşıyorlar aynı zamanda. Bir tane Moğolumuz var ki babası danışmanı tarafından öldürülüyor. Lei Shen'den bahsediyorum. Ve hani normal şartlar altında bir yönetici olan baba öldürüldüğü zaman ailenin geri kalanının da katledilmesi gibi bir durum söz konusu Moğollar arasında. Lei Shen boşu boşuna savaşmayayım, beni nasıl olsa öldürecekler diye düşünüp saklanmaya karar veriyor. Ve bu sırada aynı zamanda hani Ra'nın neden bu kadar uzun süredir sessiz kaldığını ve nerede olduğunu da merak ediyor. Ve bir yandan hani o kaostan ve kendini öldürmek isteyenlerden uzaklaşırken bir yandan da Ra'yı aramaya başlıyor. Ve çok uzun süren yıllardan sonra Ra'nın kendini kapattığı yerin girişini buluyor. Ve hani Ra'yı da buluyor. Ra'ya bir sürü sorular soruyor vesaire vesaire. Ra'dan tık yok. Hiçbir şeye cevap vermiyor. Böyle oturuyor orada. Ve gerçekten şaka değil, böyle haftalar boyunca Lei Shen orada durmadan soru soruyor. Hiçbir şeye cevap vermiyor Ra. Böyle hani umurunda değil. Ve Ra'nın bir sebep, yani şöyle bir herhangi bir plandan veya gelecekle ilgili bir kaygıdan ötürü değil, bayağı bildiğiniz artık meh deyip hani böyle hayattan bezip oraya çekildiğini fark ediyor. Ve hani Ra'ya bayağı bildiğiniz atarlanıyor. Sen ne yapıyorsun buradan? Hani bu kadar şeyin ihtiyacı varken niye kendini buraya kapattın vesaire. Ve Ra da onu Thundering Mountain'a götürüp burada Ra'nın Amantul'un geriye kalmış son gücünü gösteriyor ve ona aslında Titanların öldüğünü, kendilerinden biri tarafından öldürüldüğünü, işte Azeroth'un aslında ne olduğunu söylüyor ve şeyi bekliyor, hani Lei Shen'in de böyle depresyona gireceğini falan bekliyor ama ne diyorsun diye şey. Böyle Lei Shen şöyle bir şey yapıyor. Titanlar mı ölmüş? Sen de kendini buraya mı kapattın? Sen eğer bu işi yapmıyorsan ben yaparım o zaman deyip Ra'yı bir güzel pataklıyor. Ra'nın gücünü alıyor. Ra'nın gücünü almakla da kalmıyor. Bir yandan da Amantul'un da gücünü alıyor. Hani o saklanan gücünü. Ve Ra artık zaten Raden. Hani öyle geçiyor. Master Ra anlamına geliyor bu arada. Evet. Ve Raden'i de kapatıyor. Throne of Thunder'ın altında işte o gördüğünüz hani Raden'in kapalı kalmasının sebebi bu. Bu noktada ben sana geçen gün hani Reddit'te görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Çok enteresan bir teori var. Hani bunun üzerine konuşalım yayında demiştik. Hı hı. Bu durumda Amantul'un gücünün son böyle parçaları Jaina'nın staffında mı aslında? Diye bir mevzu var aslında. Ya öyle bir şey evet söyleniyor. Bir yandan da şey noktası var. Hani Retian'ın da bu anıları hatırlama kısmı var ya. Hı-hı. Hani evet. Lei Shen'in kalbini yemek usulüyle. Onu bir şey istersen açalım. Iy, yani hani şey Legendary görevlerini yapmamış, yetişememiş olanlar varsa çünkü görevler kalktı artık yapmak mümkün değil. Hı-hı. Hani onlara bir değinsek mi yoksa hani o detaylara girmeden devam mı edelim? Ya şöyle en azından hani Retian'ın ne yaptığını söyleyebiliriz. Hı-hı. Sonrasında da hani Retian bana Jaina kısmı sana diyebilirim en fazla. Retian'ın verdiği görevlerden bir tanesinde arkadaşlar Lei Shen'i öldürüp kalbini Retian'a götürüyorduk. Ve Retian bu kalbi yiyordu. Ve sonrasında bir transa geçiyor. Bir transa geçiyordu ve Pantheon'un son mesajını görüyordu aslında. Hani hatta ve sesli olarak dile getiriyordu bunu. Biz düştük. Kaybettik. Son Titan'ı uyandır şey aslında remake diyorlar hani o rebuild diyorlar pardon çok özür dilerim rebuild diyorlar yeniden inşa nasıl ediyorlar o kısmı bilmiyorum ama hani bu düzenlemeyi bir inşaat olarak görüyorlar. Hani az önce dedik ya hani Mists of Pandaria'da aslında bunların hepsinin yolunu yapıyorlardı diye evet. Hani hakikaten yani tesadüf olma ihtimali yok şunun. Ve sonrasında da hani şeyi de söylüyor Retian hatta hani milyonlarca yıldız gördüm tadında da bir şey söylüyor ve şey de diyor hiçbiri anlamamıştı derken hani Keeper'lardan bahsediyor bu arada. Hı hı. Böyle bir durum söz konusuydu. Hani Jaina tarafında çok da hakim değilim o yüzden. Jaina tarafında yanlış hatırlamıyorsam eğer şey Lei Shen'in gücünü Jaina'nın asasına yüklüyorlar. Hani Lei Shen'in gücü de aslında işte burada Raden'i yenip de hani Amantul'un gücünün son kırıntılarını almasından falan geldiği için hani dolaylı hı hı. yoldan hani şey değil direkt olarak değil ama hani dolaylı yoldan şu anda Amantul'un gücünün son parçası aslında Jaina'da da diyebiliriz. Hatta belki de hani Legion'da Jaina'nın ortada olmamasının sebebi buna da bağlanabilir mi bilmiyorum açıkçası. Ben de bilmiyorum. Çok güzel Jaina bir sürpriz nerede, olur. Jaina hani, nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Hani spoilerlarda bile fikrimiz yok evet. Bu arada arkadaşlar. Ama yani hani en şey nasıl desem ilk akla gelen şey Kultiras'ta olabileceği. Evet. Hani bu kadar böyle Kultiras'ta diye beklenirken aslında hani böyle Titanlara tamam. dair bir şey çıkarsa hani belki çok de efsane olabilir belki de. Amantul'un gücü yüzünden işte atıyorum Jaina bir şekilde bu mesajı o da gördü. İşte bu yüzden bir şeyleri araştırmaya gitti falan filan gibi bir şey çıkarsa çok efsane olur açıkçası. Ben hani evet. Öyle olmasını çok isterim. Olsun. Ama Lei Shen'in ölmediği zamana geri dönüyorum ben şimdi. Lei Shen tabii kitapta bunlarla ilgili bir şey yok zaten. Hani biz detay olarak sadece hı-hı. şey yapalım dedik. Üzerinden geçelim dedik. Ay, bu arada chatte bir şey gördüm. Jaina'nın ergen gibi triplere girmesini ben anlamıyorum derken sevdiği adam kafayı yiyor. Babası tamam çok da şey değil ama sonuç olarak kendi yardımıyla da olsa bir şekilde gözleri önünde öldürülüyor ve şehrine koca bir bomba atıyorlar. Ergen tribi değil o. Yani evet. Yani haklı sebeplerden çok kızmak sebepler. Diyoruz biz buna. Ki ben açıkçası az bile yaptığını düşünüyorum Jaina'nın. O kadar şeyden ki, sonra evet. Hani Orgrimmar'ı yerle bir edebilecekken hani Kalekos ve Trall'ın şey yapmasıyla araya girmesiyle hani gene vazgeçiyor olması. Hı hı. Gerçi yapsaydı Alliance donanmasını da mahvedecekti o ayrı. Sonradan öğreniyor kısmı. Evet. Da hani Jaina'nın açıkçası hani az bile yaptığını düşünüyorum ben. Çünkü yaşadığı şeyler kolay hazmedilebilecek şeyler de değil. Aynen öyle. Şimdi Lei Shen tabii bütün bu güçleri alıyor vesaire. İnanılmaz güçlü oluyor. Yani Mogul'ların daha önce karşılaşmadıkları bir güç. Sonuç olarak Keeper ve Titan gücünün birleşimine sahip şu anda yani. Bu gücü alarak Mogul'lara gidiyor. Hepsini bir çatı altında toplama kararı veriyor. Tabii bu kadar güçlü olduğu için hiçbir mogu da kalkıp karşı çıkmıyor ona. Yani. Hani cozur yakabilir çünkü o sırada. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Her ne kadar Curse of Flesh onları yavaştan etkilemeye başlamış olsa bile diğer gelen ırkları, hani taştan yaratılmamış ırkları aşağılık görüyor açıkçası. Hı. Ve onları köleleştirmeye karar veriyor. Ki hani bu da zaten Pandarenleri köle yapmasında falan büyük bir rol oynuyor. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Cinyu ile Hosen'lar hani Pandaria zamanı oynamışsanız birbirlerini pek sevmezler zaten. Hani oradan gireceğim. Zaten bir tanesi bir tanesi Alliance evet. Evet. Şöyle bir şey var. Cinyularla Hosen'lar aslında eskiden gayet dostane takılan iki ırk. Ve hani eğer Mogularla ilgili bir durum söz konusu olursa birbirlerine de yardım etmeyi kabul ediyorlar. Ama ve lakin şimdi Mogular ilk önce Cinyuları bu arada köleleştiriyorlar. Bu sırada işte Cinyuların bütün böyle şeyleri, o yerleşkeleri falan yakılıp yıkılıyor. Ve hani bunun Hosen'lar da yardıma gelmiyorlar. Sebebi çünkü Lei Shen'le bir anlaşmaya varıyorlar ve kendilerine daha iyi davranılması için Cinyuları satıyorlar bildiğiniz. Bu arada o söz hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Hosen'lara daha iyi davranılmıyor yani. Ama ve lakin hani Cinyularla Hosen'lar arasındaki bu düşmanlığın çok eskilere dayandığını söyleyebiliriz bu şekilde. Hani dediğim gibi Cinyular ele geçiriliyor. Hosen'lar zaten kendi istekleriyle gidiyorlar. Öyle bir durum var. En sonunda hani Pandarenler bakıyor Cinyulara neler olduğunu görüyorlar ve Kunlai'ye kaçıyorlar. Lei Shen de Kunlai'ye geliyor. Zuen karşı çıkıyor. Hani ne yapıyorsun sen? Niye köleleştiriyorsun bu ırkları? Tadında yaklaşıyor ve şöyle bir şey var. Lei Shen Zuen'e diyor ki tamam o zaman gel seninle bir düello yapalım. Yani kim kazanırsa, ben kazanırsam Pandarenler benim emrim altına girecek. Sen kazanırsan karışmayacağım. Zuen kaybediyor. Onun görseli de çok başarılı bir şekilde var kitapta. İkisinin kapıştığı. Zuen kaybediyor. Zuen'i Lei Shen bayağı bildiğiniz zincirliyor vesaire. Ve bütün Pandarenleri de köleleştiriyor. Ama Pandarenlerin şöyle bir şey var. Şimdi Pandarenler Wild God'larla bak gene aynı şeyi yapıyorum. Old God diyecektim. Her neyse. Pandarenler bu Wild God'larla çok iyi ilişkiler içerisindeler. Çok pasifler, çok barışçılar ve hani böyle çeşitli sanatlara çok şirinler. Çeşitli sanatlara karşı da çok hani kültürlü bir ırk aslında. Çok da eğilimleri var vesaire. Bundan korkan Lei Shen kesinlikle okumayı, yazmayı, herhangi bir silah taşımayı vesaire her şeyi yasaklıyor. Ve şey diyor hani bana uymazsanız, bu kurallarıma uymazsanız öldürülürsünüz. Bu kadar basit. Bu arada çok şey hani araya gireceğim. Chat'e bir soru gelmiş. Cinyular Murloklardan mı geliyordu şeklinde bir soru var. Hayır. Onunla ilgili hiçbir bilgi yok yani. Var aslında. Var mı? Kitapta var kitapta yok. Ama işte, oyun içerisinde şey yaptım ben. Ben hatta şu anda bir kontrol edeceğim. Yanlış hatırlamıyor olmamı şey yapmak için. Tabii sen şey olmadığı için Alliance oynamadığın için muhtemelen ya da az oynadığın için. Evet, oynadım bu arada. Ama çok oynamadım. Evet bu arada burada şu an bakıyorum. Murloklardan geliyorlar ve Veil of Eternal Blossoms'daki havuzlardaki enerjilerden evrimleşerek yani Murlokların o enerjiler sayesinde evrimleşerek Cinyu haline gelmesiyle oluşuyorlar. O zaman özür dilerim bilmiyormuşum veya şey yapmışım. Doğru cevabı Can verdi. Çünkü ben de hatırlıyorum hani görevlerde onunla ilgili bir muhabbet geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam Mists of Pandaria'da. Ben dediğim gibi Draenor'da daha çok Alliance oynadığım için öncesi çok fazla yok bende. Hani özellikle yani quest spesifik olarak yok. Öyle söyleyeyim. İyi araya gelin. Murloklar Old God'ların eseri olabilir mi diye bir soru gelmiş. Bence Murloklar direkt Void Lord'ların şeyleri, minionları aslında. Ay şey böyle, Old God'lar çok büyük ve sayılar da çok az gönderdik. Bir halta yaramadılar. Murlokları yapalım. Hem küçükler hem şey sayılar. Böyle, ha, hem de hani kimse şey yapmıyor. Hep... Kimse de anlamıyor. Yani. Ama bak dikkat et. Hani oyuncuların çoğunun hani böyle ilk travmaları hep Murlokların elinden. Çok doğal. Yani. Ben de travma geçirmişim. Çok belli oldu. Böyle. İşte aslında bunlar... Bir tanesini çekmeye çalışıyorsun 8 tane geliyor ve bitmiyorlar. Respawn timerları da böyle saçma sapan zaten. Değil mi? Neyse. 8 taneyle dövüşürken 8 tane daha çıkıyor. Neyse Murloc'lara gelmişken geri döneyim ben. Lei Shen dediğim gibi bu ırkları vesaireleri... Evet lütfen. Kahve teklif edildi de şu anda onu şey yapamadım. Hayır diyemedim. Bütün ırkları kendi çatısı altında topluyor. Köle olarak Mogular dışındaki bütün ırkları, o bölgede yaşayan bütün ırkları köleleştiriyor. Çok enteresan bir şekilde bu şey gibi, hakikaten tarih kitabı gibi olmuş diyoruz ya, gerçekten öyle. Azeroth'un ilk yazılı kuralları Mogular tarafından yapıldı gibi bir cümle var burada. Öyle enteresan bir detay var. Ama güzel o tarz detayların olması açıkçası. Evet. Hani ben o tarz detayları çok seviyorum. Yani evet. Böyle. Parayı da ilk bilmem kim buldu falan diye böyle. Yok o kısım yok bu arada. Hani ve şey yapıyorlar. Yaşadıkları bölgeyi mantitlerden korumak için bizim Serpent Spine olarak bildiğimiz duvarı inşasına başlıyorlar. Ve pandarenlere yaptırtıyorlar. Ve pandarenlere yaptırtıyorlar ve çok acımasız şeyler yaptırtıyorlar. O kısma geleceğim zaten. Bu arada hani ben WoW patch'leri arasında sanırım favorim Thunder King patch'inin şeyi. Şu hani Lei Shen şiiri var ya bir tane. Evet. O, muhteşem yani. Evet. Onu da belirtmek istedim. Bu arada hani Lei Shen aynı zamanda bir cihaz buluyor. Hı-hı. Enteresan bir şekilde. Engine of Nalaksha diye geçen bir cihaz bu. Ki Siege of Warcraft'ta da görüyoruz kendisini. Evet. Bunu yeni ırklar yaratmak için kullanırken aynı zamanda Curse of Flesh'i de durdurmak için kullanıyor. Bu ama kendisi pek başarılı değil anladığımız kadarıyla yeni ırk yaratmakta. Çünkü yarata yarata Grammallarla Saurokları yaratıyor. Hani Sauroklar daha çok dövüşçü ve hani şey böyle daha barbar bir ırk. Grammalları da haberleşme şeyleri olarak kullanıyorlar. Elçiler gibi kullanıyorlar, öyle söyleyeyim. Ulak direkt böyle. Ulak. Aynen öyle, ulak gibi kullanıyorlar yani. Ama ve lakin şöyle bir durum söz konusu. Mogular kendi yaşadıkları bölgeden dışarı çıkmayı pek istemiyorlar. Hala o içgüdü var yani. Bulunduğumuz yeri koruyalım içgüdüsüyle hala devam ediyorlar. Ama bu Moguların inanılmaz gelişmiş olması bir ırkın çok dikkatini çekiyor ki bunlar troller. Troller gidiyorlar ve Mogularla, Lei Shen'le konuşuyorlar bayağı bildiğiniz. Hani siz buradan çıkmıyorsunuz. Biz size dünyanın geri kalanı ile ilgili bilgi sağlayabiliriz. Karşılığında da Lei Shen de onlara büyü kullanımını öğretiyor. Ve bu arada bu şeyin o sırada Zandalar'ın başında Zulatra var. Zulatra ve Lei Shen arasında bir anlaşma yapılıyor bu iki ırkla ilgili olarak. Şey çok komik ama Lei Shen bir yandan arka plandan diyor ki ben zaman içinde bunları köleleştiririm. Yani onun planları içerisinde. Zulatra da şey planı içerisinde bir süre sonra bence Lei Shen'in güçlerini ele geçirebiliriz. Ha, ikisi de arkadan plan kuruyor aslında. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Lei Shen'in aynı zamanda ölürse tekrar nasıl diriltilebileceğine dair bir metot buluyor. Kendi ırkına güvenmediği için gidiyor bunu Zulatra'ya anlatıyor. Bak böyle böyle. Hani ileride bak şey böyle Mists of Pandaria'ya yama falan yapmak isterlerse hani son şey boss olurum ben ha falan diye. Hani ben ölürsem beni kaldırmanın yolunu anlatıyorum sana. Sizde kalsın bu, trollerde kalsın yani, hani Mogular bilmesin bunu diyor. Çünkü hani Lei Shen ölürse Mogu yani kendi ırkını biliyor. Birbirlerine girecekler tekrar. Hı hı. Ve hani böyle bir anlaşma içerisindeler. Ama zaman içerisinde hani bu birbirlerinin arkasına iş çevirmenin de ötesine geçiyor olay. Çünkü gerçekten çok hani iyi müttefikler olabileceklerinin farkına varıyorlar. Nerede kalmıştım? Şimdi bakıyorum. Evet. Şimdi zaman içerisinde Mogular ve Lei Shen dünyanın geri kalanı ile ilgili bilgiler ediniyorlar vesaire. Ve Uldum'un varlığını öğreniyor. Uldum'daki Forge of Origination'ın yani Azeroth'u resetleyebilecek konumdaki cihazın varlığını öğreniyor. Ve Tolvirleri, oradaki Tolvirleri ki onlar da Curse of Flesh'ten etkilenmeye başlıyorlar yavaştan. Etkilenmeyen kalmadı zaten bu noktada artık. Herkes zaten evet yani bütün Keeper yapımı herkes Curse of Flesh modunda. Bu arada bunlar, bu olaylar aşağı yukarı işte böyle 11.900 yıl önce diye geçiyorlar portalın açılmasından. Evet. Hani Tolvirleri bir görüşme talebinde bulunuyor Lei Shen. Tolvirler de tabii böyle şey, Curse of Flesh bizi de etkiliyor. Teşekkür ederim. Curse of Flesh bizi de etkiliyor. Hani böyle bunu geriye saracak bir şey de bulmuşlar. Deyip hani ilk önce kabul ediyorlar görüşmeyi ama diğer ırklara neler yaptıklarını gördükten sonra hani onların tarafına katılmayı reddediyorlar. Halbuki Lei Shen şey diyor hani benim yanıma gelin. Ya katılın ya da ben sizi öldürürüm hatta diye. Aynen öyle. Ya katılın ya da öleceksiniz şeklinde. Tolvirler bunu kabul etmiyorlar. Çünkü Lei Shen'in aklında şöyle bir şey var. Benim elimde Engine of Nalaksha var. Hı hı. Forge of Origination'da ele geçirirsem Azeroth'u istediğim gibi şekillendiririm. Ve ben yönetirim tadında bir şey var, fikri var. Çok ama Tolvirler tabii ki bunu aslında hani ikisi elindeyken bayağı evet, bayağı yapabilir aslında. Ama ve lakin Tolvirler bunu kabul etmiyorlar. Bunun üzerine Lei Shen diyor ki Zulatra'ya, trollerin başına. Ben şimdi ordumu da alıp Uldum'a iniyorum. Sen de benimle gel. Hani bizim tarihimizdeki en büyük olaylardan biri olacak bu tadında yaklaşıyor. Haklı. Bu arada Uldum o sırada bayağı bildiğiniz ormanlık, yemyeşil. Böyle yemyeşil bir yer. Tolvirler şöyle bir şeye karar veriyorlar. Makinenin ayarlarıyla oynuyorlar. Hani bu Forge of Origination Azeroth'un tamamını resetliyor. Biz böyle yapmayalım. Gerek yok. Sadece Uldum'la sınırlı kalsın bu. Lei Shen, Mogu, beraberindeki Mogular, Zulatra ve beraberindeki troller ölsün yeter tadında yaklaşıyorlar. Ve bu cihazı aktive ediyorlar. Forge of Origination'ın o sırada aktive eden Tolvirler dışındaki o sırada Uldum'da ne varsa ölüyor. Ve çöl haline geliyor ve bölge. Evet, bildiğimiz haliyle çöl haline geliyor. Moguların bir kısmı yani işte, o sırada Uldum dışında olan Mogular bir şekilde gelip Lei Shen'in bedenini alıp gidiyorlar ve sonrasında da zaten Tolvirler Uldum bir daha bulunamasın diye girişleri kapatıyorlar. Bayağı bu arada şeyi yanlış hatırlamıyorum değil mi? Uldum görevlerinin sonunda da şey vardı. Makineyi çalıştırıp tekrar yeşil hale getiriyorduk Uldum'u. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Görev dizisinin sonunda öyle oluyordu diye hatırlıyorum çünkü ben. Bilemedim. Valla o kadar hatırlamadım ki. Kaldım böyle. Hatırlayan varsa chatte evet, söylesin. Söylesin. Ben öyle diye hatırlıyorum ama. Ama ve lakin şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Lei Shen öldü. Lei Shen'i nasıl dirilteceğini bilen troller de öldü. Hani artık zaten Lei Shen'in ölümüyle Mogular da, Mogu İmparatorluğu da çatlamaya başlıyor. Zulatra'nın ölümüyle Troll İmparatorluğu da çatlamaya başlıyor. Bu arada Troller Lei Shen'in cesedini de alıp şey yapıyorlardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum bu noktada. Tabii tabii alıyorlar hani cesedi ve saklıyorlar. O da önemli bir detay çünkü. Sonradan... Tabii. Biz bunu buraya şey saklayalım bir gün lazım olur diye. Ki oluyor. Ki oluyor evet. Bu sırada hani Lei Shen'den sonra tabii ki de imparatorluk tam en başta çatırdamaya başlamıyor tabii ki de. Tekrar imparatorlar geliyor. En son Mogu imparatoru neydi ismi? Laofe. Laofe böyle kölelere inanılmaz acımasız davranmasıyla bilinen bir imparator. Şey yapıyor böyle aileleri parçalayıp farklı farklı yerlere gönderiyor. Böyle çocukları Serpent Spine'a falan gönderiyor yani öyle korkunç. Böyle sadist bir yönetici. Ya ondan sonra pandalara laf ediyorsunuz. Yetmedi mi çektikleri ha? Bu çocuklarını kaybeden ailelerden bir tanesinin hani baba diyelim Kang ismi Pandaria'nın. Oğullarını Serpent Spine'da kaybediyor. Eşini de oğulları oraya gitmesin diye karşı çıkarken falan kaybediyor. Böyle enteresan bir durum söz konusu. Hani her şeyini kaybediyor o da. Ve hani halkının bu rezalete diyeyim veya bu köleliğe niye karşı çıkmadığına dair çok böyle kendi kendine düşünürken aslında şeyi fark ediyor. Mogu İmparatorluğu o kadar köleleri üzerine bağımlı halde ki köleleri olmadan bir hiç aslında bu imparatorluk. Ya çarkları köleler döndürüyor. Köleler evet. Çarkları döndürmese çarklar dönmeyecek aslında. Evet. Zenaga evet onu şey yapıyorduk. Ne derler ona? Chat'te gördüm şimdi de. Lei Shen'in troller tarafından canlandığı sahneyi evet hatırlıyorum ben. Kuzeyde ben bayağı ufak bir adada oluyor. Artefaktlerini falan da topluyorduk. O görevin öncesinde yanlış hatırlamıyorsam. Hatta önce troller Lei Shen'in cesedini almasın falan diye uğraşıyorduk ama çalıyorlardı falan böyle. Evet evet. Güzeldi o görevler bayağı. Şöyle ki işte dediğim gibi Kang aslında kölelerine kadar bağlı olduklarını anlıyor bu imparatorluğun. Fark ediyor daha doğrusu. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Herhangi bir şekilde bir silah edinemez. Yasak. Yapmaya çalışırsa zaten öldürülecek. Onun yerine silahsız bir dövüş tekniği üzerinde çalışıyor. Monkların ve bunun sanki noktası. Evet. Bunu sanki bir dansmış gibi bu arada yapıyor ki dikkat çekmesin. Ve bir süre sonra diğer köleler de bunu öğrenmek istiyorlar ve Kang da bunu öğretiyor aslında. Böyle ki bence hakikaten ya, bilmiyorum da hani Mists of Pandaria'nın bu şeyleri ben hakikaten çok beğeniyorum. Hani hakikaten ince düşünülmüş, hani ileriye yönelik düşünülmüş çok başarılı hikaye parçaları var bence. Ve hani, çok övdüm ben gene. Evet ama Pandaria çok güzeldi yani şimdi evet. Diyebilecek bir şey yok. Şöyle bir şey var hani yüzlerce köle Kang'ın öğretilerinin peşinden koşuyor ve hani bu Moguların kulağına gitmesin diye nasıl oluyor bilmiyorum köleydi bunlar ama Kang beraberindekilerle beraber Kunlai'ye gidiyor. Ve Kunlai'de bir monastri kuruyorlar ki monkların her gün oraya gitmek gibi şeyleri var. Hani bu fazladan experience veren görev var ya günlük monkların gidebildiği. O monastri bu monastri bu arada. Oraya gidiyorlar ve hani şey de yapıyorlar. Zuen'i de burada buluyorlar. Zuen de onlara çeşitli şeyler öğretiyor. Hala bu arada hapis halinde Zuen ama hani bir şekilde öğretmeye devam ediyor. En azından prensipleri vesaireleri hani böyle fikirlerini falan paylaşıyor. Ve ilk olarak Mogushan Volts'ta bir ayaklanma söz konusu oluyor. Engine of Nalaksha da burada zaten. İlk başta. Ve niye öyle her şey bir anda ters gitti? Kim baltalı diye olsa acaba? Şu an ses geliyor değil mi arkadaşlar? Hah, tamam. Şu an ses geliyor. Sanırım Ezgi de geldi hatta. Demek ki... Tekrar geri arıyorum kendisini. Bunlar tamamen Ezgi'den kaynaklanan şey. Ezgi? Efendim ben geri geldim. Hatta yer değiştirip geri geldim. Öyle bir şey oldu. Ne oldu şey? Bilgisayarım kendi kendine bana sormadan ben kendimi update edeceğim dedi. Ve ekran gitti falan. Ben böyle... Evet, ben esas gerçek cevabı bu arada chatte görüyorum şu an. Void Lord'lar daha fazla şey öğrenmemizi istiyorlar. Çok geçerli bir olabilir ihtimal. X-Files'a falan bağlanıyor. Biz de tam hani böyle 2 saati geçtik o zaman, hani Ezgi de gitti, ne yapsak, bitirsek mi falan dedik. Neyse ki geri geldin. Tamam. Tamam diye kaldım yalnız. Yok yok şey, Veil of Eternity'ye falan girer miyiz, yoksa bu Mogulların ve Pandarenlerin mevzusunu bitirip ondan sonra mı şey yaparız? Bir bakalım ya. Hani Veil of Eternity kısmını hemencik atlayabiliriz bence. Niye Night Elf'leri anlatalım ki zaten yani? Gerek. Pardon? Biz 2 fahri Night Elf olarak böyle. Fahri mi? Biz öz hakiki Night Elf'iz ya. Bir düşüneyim ben onu. Bir danışayım. Bir şeyleri. Pandarenleri. Çok şey yapayım o zaman. Kaldığım yerden devam edeyim isterseniz. Hani şey, bilgisayar Curse of Flesh'ten etkilendi diyorlar. Olabilir ama şeyi ben daha çok beğendim. O Void Lord'lar şey değil mi böyle? Çok fazla şey öğrendiler ve yayıyorlardı üstelik bilgiyi. Ortadan kaldırın onları diye. Hayır, işin kötü tarafı hani bir de Sargeras bizi bulursa yandık. Ortadan 2'ye dünya ayırmakta üstüne yok zaten. Evet. Ama hoş olmaz. Boşver, Sargeras'ı çok övdük de esas diğer titanların kulağına gitseydi o zaman yanmıştık. Sürekli mangal yapıyor diyorlarmış bizim için diye. Mangalarını attık tuttuk böyle, söylemediğimizi bırakmadık falan. Bunlar da gerizekalıymış. Evet. Ekrem kızar pandarenleri anlatmazsanız diyorlar. Evet, kızar evet. Ekrem de fahri pandamız bizim. Bambu gönderdik, gönlünü almıştık. Evet. Ama çok güzel. Hepimiz böyle burada, fahri başka bir ırkız yani. Bence gayet onu da güzel söylemek istiyorum. Biz geçen sene gerçekten bunu yaptık. Ekrem'in doğum gününde böyle birkaç kişi birleşip Bambu'yu yapmış. Evet. Adamın adresine böyle iş adresine bambu yolladık 2 metrelik. Ondan sonra onu şey böyle metroda taşıyarak eve götürdüm. Ekrem'i ikna etme konusunda çabalarımız var bu arada. Kendisi bu aralar biraz işkolik olduğu için çok fazla başka şeylere vakit ayıramıyor ama bakalım yakında güzel bir şeyler olabilir o konuda. Evet. Bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Buyurunuz efendim. Evet. Şimdi Pandarenler'de nerede kalmıştık? İmza da atıyor Ezgi. Evet. Ev arkadaşıma imza veriyorum. Dediğimiz gibi Mogushanvolt'ta ilk zaten bu bir başkaldırı oluştu. Mogulları bayağı bildiğiniz pataklıyorlar bu arada. Öyle böyle değil, pataklıyorlar. Mogullar zaten şaşkın, hani biz bunlara silah vermedik, bir şey yapmadık. Bunlar dans ediyorlardı. Niye böyle oldu ki diyorlar ve ama ve lakin hani bu kazandıkları zafer sonucunda şöyle bir şey oluyor. Diğer bütün köleleştirilmiş ırklara bir gaza geliyorlar. İşte Gramullar olsun, Cinyular olsun, bu sırada sonradan hani öğrendiğimiz ne olduklarını aşağı yukarı öğrendiğimiz Yangular da aynı şekilde şey yapıyorlar, hani başkaldırıyorlar. Suratındaki heyecandan onların ileride Tauren olacağını hepimiz anladık. Fahri Tauren'imiz de burada. Şöyle ki zaten ilk başta bunlar hani Yongollar öyle çok da güçlü ve kocaman yaratıklar değiller bu arada. Hani Engine of Nalaksha'yı kullanarak Lei Shen onları bu hale getiriyor. Biraz da büyük kullanıyor vesaire filan. şöyle ki her ırk kendine özgü bir şeyler yapmaya başlıyor. İşte Hosen'lar yerin altında tüneller kazmaya başlıyorlar. Cinyular işte hani sularla konuşup, water speaker diye geçiyor çünkü onlar, ve water speaker'lar sularla konuşup geleceğin bir kısmını görebilmek gibi bir güce sahipler. Onlar işte hani Mists of Pandaria'da da gene vardı evet, ona dair görevler. Alliance'ın vardı hatta öyle bir şeyi vardı. Cinyu kasabasında, onu hatırlıyorum evet. Bak. Ondan sonra şey yapıyorlar işte, onlar geleceği görüp Mogulların nereden saldıracağını falan söylüyorlar. Gramallar hani Mogullara ya yanlış bilgi gönderiyorlar ya da işte kendi müttefikleri arasında bilgi taşıyorlar vesaire. Yani herkes kendine özgü bir şeyler yapıyor. Kendi ırkına özgü. Ve baya baya Mogulları paramparça ediyorlar. Law Fei ile Kang en son karşılaşıyorlar ve ikisi o savaşta ölüyor. Birbirleriyle savaşırken. Ama şey böyle hani bu zaferden dolayı öyle bir gaza geliyorlar ki hani hepsini parçalayalım, öldürelim falan modundalar artık. Böyle Pandarenler de bir kendilerinden geçmişler. Ve şey, bu Kang'ın öğrencilerinden biri, adı Song, araya giriyor. Kang'ın öğretilerinin ve hani bu Pandarenlerin çok eskiden beri gelen bu daha nasıl diyeyim barışçıl yollarını tekrar hatırlatıyor, konuşuyor vesaire, bir orta yolu buluyor ve hani geri kalan Mogulların öldürülmesini engelliyor aslında. Şöyle bir şey söz konusu ki sonrasında Song'un hikayeleri işte yayılıyor. Başka Pandarenler de bu hikayeleri daha sonraki dönemlerde anlatıp hani bu öğretinin bozulmamasını sağlıyorlar. Ve şöyle bir şey var ki Song ve takipçileri daha sonra Lord Walker adını alıyorlar. Lord Walker Cho'dan da o muhteşem sesiyle hatırladığımız gibi. Ve hani bu şekilde bazen araya girip işte anlaşmazlıkları durdurmaya veya işte... Ben bu noktada bir trivia verebilir miyim gene? Tabii ki de. Lord Walker Cho'nun sesi dedin. Hı-hı. Kendisi Jim Cummings'in sesi. Aynı zamanda kendisi Baldur's Gate falan oynadıysanız çok tanıdık gelecek. Minsk'in ses sanatçısı. Ki hani bence hani hakikaten World of Warcraft'ta da en az Baldur's Gate'teki kadar böyle akılda kalıcı ve muhteşem bir seslendirmeye imza atmış. Kesinlikle, zaten Burdens of Shaha videosunun da tamamını o seslendiriyor. Hikayeyi anlatıyor falan. Hani böyle onu o anlatsın böyle, ben her gün dinlerim yani. O kadar tatlı, o kadar yumuşak bir sesle anlatıyor. Ya işte, az önce de dedim yani şey Thunder King trailer'ındaki şiiri okuyan da olduğu için hani herhalde böyle bir 100 kere falan dinlemişimdir o versiyonunu. Evet. Evet, şarkısı da var bu arada, evet. Doğru söylüyor. O da neydi şarkının ismi de böyle şey tamamen Pandaren dilinde gibi. Şey hatta şu şeyin unuttum. Şeyi anlatıyor şu Wandering Isle'daki elemanın şarkısını diyorsunuz değil mi? Hı. Evet. İşte elemanın adını unuttum, lanet olsun. İsimler konusunda kötüyüm. Bu arada bir soru gelmiş. Şan'ın etkileri bu kadar savaş olmuş. Bunları hiç etkilemiyormuş. Şöyle hani Şahların daha çok nasıl anlatsam, eğer bazı hisler çok gereğinden fazla dolup taşarsa etki altına alıyor Şahlar. Öyle bir durum söz konusu. Hani bu aşırı bir nefret olabilir, aşırı gözünü kan bürümüş olabilir vesaire. Song'un araya girip bu baş kaldıran kölelere sakin olmalarını hatırlatmasının sebebi bu arada gerçekten Şan'ın etkileri olmasın diye. O yüzden öyle bir şey. Hani tamam, haklı olarak bazı şeyleri yaptınız. Haksız yaptığınız zaman ve bu şeyleri daha fazla, hisleri daha fazla yaşadığınız zaman Şan'ın etkisine girebileceklerinin farkında. O yüzden araya giriyor aslında. Her ırk sonrasında kendine özgü yerlere dağılıyor. Bu arada en garipleri zavallım Yangollar. Nereye gideceklerini pek bilmiyorlar. Bir kısmı Kunlai tarafında yerleşiyor. Bir kısmı da yola çıkıyor. Şöyle bir sorun söz konusu. Bu şeyin Mogu İmparatorluğu'nda hani dediğim gibi hiçbir şekilde okuma, yazma vesaire tadında şeyler olmadığı için, buna karşı oldukları için Yongolların tarihi neredeyse tamamen yok oluyor bu arada. Çünkü hani sözlü olarak da tartışamıyorlar artık. Her şey yasak. Hı hı. Ve bir kısmı yola çıkıyor. Hı hı. Bazıları çok kuzeye gidiyor. Çok kuzeye gidiyor ve Taonka olarak karşımıza çıkacaklar çıkıyorlar. Red of Legion'de. Bir kısmı ise kıtanın ortasına doğru yola çıkıyorlar. Velof Eternity'ye denk geliyorlar ve Tauren'lere dönüşüyorlar zaman içerisinde. Bu arada The Traveler's Path, o az önce bahsettiğimiz şarkı. Traveler's Path, evet. Chat'te yazmışlar. Bir de City of Nyalota hakkında yazan bir şey yok mu diye bir soru gelmiş. Nyalota hakkında bir şey yok. Nizot hakkında da bir şey yok hatta çok fazla. Benim de çok merak ettiğim, hani Nizot hatta benim şu anda muhtemelen en merak ettiğim Old God diyebilirim. Çünkü tam bir hani Cthulhu kafasında bir hani diğer Old God'larda da var o da, hani Nizot sanırım o açıdan hani böyle Lovecraft'ın şeyine tam en çok oturan Old God diyebiliriz. Şu ana kadar sadece Hearthstone'da işte neye benzediğini gördük. Puzzle Box of Yogg-Saron'u elde edeni ben ettim. Var ama açılmıyor şu anda arkadaşlar. Boşuna uğraşmayın bu arada. O hiçbir şekilde açılmıyor. Ama işte her tıkladığınızda farklı bir whisper geliyor. Hatta o whisperlardan bir tanesi benim en sevdiğim oyun olan Planescape Torment göndermesi. What Can Change the Nature of a Man diye. Onu gördüm zaten direkt Planescape Torment göndermesi diye. Bu arada YouTube'a yayının tekrarını koyacağız gene. Evet, hatta muhtemelen gene 2 parça olacaktır diye düşünüyorum. Evet, gene uzun muhtemelen yayın. Hani 2'ye bölerim ben onu gene. Eğer geçen haftaki bölümleri izlemediyseniz veya izlemek isterseniz YouTube'da mevcut. Onu da tekrar hatırlatayım. Şöyle yapalım istersen Can. Pandarenleri bir güzel anlatalım. Elfler evrimleşmeden bırakalım bugün. Olur, ne dersin? Uygundur. Elfleri de bir sonraki yayında anlatırız. Gene haftaya cumartesi olur muhtemelen diye düşünüyorum. Kesin ya da bir şey başka bir zaman diyelim ama hani gene Facebook adresimizden duyururuz çünkü benim gelecek hafta durumum çok belli değil, ne olacak. Tamam, şimdi hatırladım. Şimdi düştü. Oldu. Tamam. Hafta sonuna doğru ufak bir yolculuk var da dönüşte ne durumda olacağıma bağlı biraz da. Evet. Benim gidemediğim yollara gittiğin için senden nefret ediyorum Can ama yapacak bir şey yok yani. O zaman Pandarenlerin hikayesini de toparlayalım. Dediğimiz gibi Mogu İmparatorluğu çöktü. Her ırk kendi yerine dağıldı vesaire. Bu sırada şöyle bir şey söz konusu. Şimdi Mogu İmparatorluğu dağıldı ama Moguların trollere verdikleri sözler de var. İşte ömürlerini uzatıyorlar bu arada büyüyle bir kısmının. İşte Pandaria topraklarında bir kısmını onlara vereceklerinin sözünü veriyorlar vesaire. Ama tabii Lei Shen ölüyor. Lei Shen öldükten sonra da hani kimse de sözünün arkasında durmuyor ama troller hiçbir zaman unutmaz. Onu biliyoruz. We never forgive, we never forget. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Troller madem Mogu İmparatorluğu da dağıldı, biz toprakları kendimiz ele geçirelim diyorlar. Önce Kunlai'nin kuzeyinden girmek usulüyle hani oradan hatta bir kasabayı basıyorlar, öyle söyleyeyim. Bayağı katlediyorlar buradakileri. Ve buradan Jade Forest'a iniyorlar. Jade Forest'a indikleri zaman zaten hani Pandarenler Mogu İmparatorluğu dağıldıktan sonra gayet yine barışçıl bir şekilde yaşıyorlar ve hani belli bir orduları yok Shadowpan dışında. İşte şeyleri yok, ne derler ona, hani tamam hala monk eğitimi vesairesi devam ediyor ama bir düzenli ordu veya hani agresif yaklaşmalarını gerektirecek bir durum söz konusu değil. O yüzden bir ilk başta tabii ne olduğunu şaşırıyorlar, öyle söyleyelim. Hani şeyler geliyor, Kunlai tarafından bu eğitilen monklar vesaireler geliyorlar ama hani gene bir çok da karşı koyamıyorlar çünkü troller havadan da saldırıyor. Böyle kocaman yarasalar üstünden geliyorlar vesaire. Bu sırada çok küçük bir kız evladımız, kız panderenciğimiz olaya koşuyor bir yandan. O zamana kadar Cloud Serpent dediğimiz bu hani Pandaria'da da binek olarak alabildiğimiz bir kısmını. Bunlar hep böyle eğitilemeyen vahşi hayvanlar olarak görülüyor o zamana kadar. Ama Jade Force'da yaşayan Jiang diye okuyacağım ben bunu. Muhtemelen öyle okunuyordur. Jiang diye bir kızcağızımız yaralı bir Cloud Serpent yavrusu buluyor. Buna bakıyor, besliyor ve bunlar inanılmaz artık böyle ayrılmayacak derecede dostlar. Daily Quest falan yapıyor. Bu şeyinin adını da, ejderinin adını da Law koyuyor. Şöyle bir şey oluyor. Hani bu troller Pandaren topraklarına saldırmaya ve onları böyle katletmeye başladıktan sonra hani dediğim gibi havadan da saldırıyorlar ve onlara karşı gelebilecek hiçbir şeyleri yok. Jade Forest'tayken Jiang, Law ile beraber bu havadaki trollere saldırıyor ve darmaduman ediyorlar. Bunların böyle olduğunu gören diğer Pandarenlerin bir kısmı da "Aa, bunlar eğitilebiliyormuş" deyip niye daha önce söylemiyorsunuz? Hakikaten bu zamana kadar niye söylemediniz falan diye yaklaşıyorlar. Onlar da Cloud Serpent'ları eğitmeye başlıyorlar. Ve bir süreden sonra bu aslında hani böyle şey savaşın seyrini değiştiriyor. Çünkü gerçekten trolleri bayağı hani pataklıyorlar. Lei Shen'in cesedini almaya çalışıyor troller bu arada. Onları da engelliyorlar ve onu engellerken Jiang kendini feda ediyor açıkçası. Kendisi de ölüyor. Law hayatta kalıyor ama hani hatta onunla ilgili çok hüzünlü böyle işte sonraki senelerde gökyüzünde hep arkadaşını arayarak uçtu gibi böyle çok hüzünlü bir cümlesi de var. Sonrasında trolleri bu şekilde def ettikten ve savaşı kazandıktan sonra Pandarenler Jiang'ın öğretilerini de devam ettirmeye karar veriyorlar. Hani her zaman için bir ejder uçuş takımı hazırlarında bulunsun diye. Ve hani biz gene delilerini yaptığımız Order of the Cloud Serpent da buradan doğmuş oluyor. Ve hani dediğim gibi Monklar ortaya çıkıyor. Mogul İmparatorluğu devriliyor. Ardından trollerin saldırılarından sonra Order of the Cloud Serpent doğuyor. Ve hani bu noktadan sonra zaten Pandarenler daha huzurlu, böyle kölelikten kurtulmuş, muhteşem böyle kendi şeylerine bir dövüş biçimleri var vesaire. Hani trolleri de def ettikten sonra rahat, huzurlu bir şekilde Pandaria'da, yani o zaman Pandaria değil tabii, hala tek kıtayız burada. Şimdiki Pandaria sınırlarında mutlu mesut yaşayacaklarını düşünüyorlar. Ta ki Groş gelene kadar. Özellikle söyle. Ta ki bir elfimiz var ki deyip neyse hadi orada bıraktık. Çünkü burada artık aslında şöyle giriş yapmış, çok kısacık bir giriş yapabiliriz. Hani trollerden başlamışken trollerle elfler arasındaki bağı da kurup öyle bitirebiliriz aslında. Yapalım hadi. Her troll o kadar da vahşi değil. Bir kısım troll var ki bunlar Dark Trolls diye geçiyorlar. Bunlar daha böyle uzak, güneşten ve yani gün saatlerinden pek hoşlanmıyorlar kendileri. Daha çok geceleri dışarı çıkmayı seviyorlar. Ve hani Hyjal Dağı'nın o taraflarda yaşıyorlar bu arada. Ve şey, böyle daha bir barışçılar kendi aralarında. Zaman içerisinde bunlar da göç ediyorlar ve ne tesadüftür ki Veil of Eternity'nin yakınına bir yere göç ediyorlar. Aradan geçen yıllar içerisinde bu Veil of Eternity'den yayılan enerjilerle bu Dark Troll'ler evrimleşip daha zeki, daha güzel, daha alımlı Night Elf'lerimize dönüşüyorlar. bundan sonrasında söylemeyeceğim. Bir sonrakinde. Bu noktada başka sorusu olan varsa alabiliriz. Şu anda bir şey sorusu geldi. Legion'a kadar olan zaman için çok fazla Türkçe kaynak yok. Bundan sonraki kitapları da yapmayı düşünüyor musunuz? Gibisinden bir soru geldi. Ya da aradaki zamanı. Şöyle ki öncelikle hani bu zamana kadar benim bir de iş tempom da çok yoğundu arkadaşlar. O yüzden hani böyle Warcraft tarihçelerini de biraz askıya almıştık. Özellikle bu kitabın çıkışını da bekledik açıkçası. Evet. Ne tarz değişiklikler olacak bir emin olalım diye. Önce bir Warcraft tarihçelerinin bugüne kadar olan kısmını bir elden geçireceğiz. Bu yeni bilgileri falan ekleyeceğiz. Evet. Çünkü öyle... bayağı ciddi bir değişiklik evet. yapmamız gerekiyor. Hatta muhtemelen hani mesela 7. bölüme kadar yazmıştık. Muhtemelen 7. bölüm şu anda böyle 8-9 gibi bir şey olacak. Muhtemelen öyle bir şey olacak evet. Hani biz de şeye karar vermiş değiliz. Hani düzenleyelim mi sıfırdan mı yazalım? O kısma bir karar vereceğiz. Sonrasında aslında benim isteğim ki bundan sonra biraz daha rahat olduğumu düşünüyorum. Hani taşınma evresine girip de o arada biraz yok olabilirim ama Mayıs ayı başı itibariyle belki. Ama daha bir rahat olacağım. Umuyorum ki Legion çıkana kadar, Legion'a kadar olan bütün her yeri bitirmek gibi bir takıntım var şu anda. Evet, o konuda ben de hani gerekirse sana bayağı bir el vereceğim. Evet. Onu bir şekilde aradan çıkartacağız diye umuyoruz. Evet. Yani çünkü ben hani aylardır Can da biliyor. Can'a da söylüyorum. Hani Legion çıkmadan Legion'a kadar olan yerleri bitirmek istiyorum diye ama bir türlü işim çok yoğundu. Fırsat bulamadım hiçbir şey yazmaya. Ama hani dediğim gibi Legion'a kadar yazmayı planlıyorum. Başka sorusu olan. Bu arada tabii Ezgi'nin taşınmasının bazı başka güzel yan etkileri de olacak. Evet. Mesela Warcraft filmi yurt dışında bir hafta falan önce vizyona giriyor ve hani hani bilmiyorum bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz de vardır muhtemelen. Hani bizim ekibin çoğu şu anda yurt dışında olduğu için ki Ezgi de yurt dışına geliyor işte. Biz filmi böyle önceden bir güzel bir sindirip filmle ilgili böyle artık hani ne kadar şey varsa hani detaylı bir analizini yapmayı falan da düşünüyoruz aynı zamanda. Evet. Onu da dört gözle bekleyin bence. Şöyle, film çok güzel deyip geçelim. Şöyle hani 2 tane video çekmeyi planlıyoruz. Hani bir tane spoilersız hani filmin genel seriye ne kadar sadık olduğunu, hani nasıl olduğunu falan spoiler olmadan işleyen bir video. Bir de hani böyle tamamen spoiler'a da girerek derinlemesine inceleme şeklinde. Aynen öyle. Türkiye'de 3 Haziran'da burada yanlış hatırlamıyorsam 26 Mayıs'ta olması lazım. Evet 26 Mayıs'tı galiba evet. Ben o zamana kadar biletlerimi alabilirsem inşallah. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Gözümden kaçan bir şey var mı? Ona bakıyorum bir yandan da. Anlatacağınız farklı öyküler olarak Cthulhu mitosu olabilir demiş Extra Bit. Olabilir aslında ama hani öncesinde bayağı ciddi bir araştırma yapmak lazım. Yani çünkü biz hakikaten yazdığımız yazılarda çok inceleyip sık dokuyoruz. Evet. Sadece şey değil yani. Wikipedia'ya girip oradaki bilgiyi alıp aynen yazıyoruz gibi bir şey yok mesela. Aynen. Hatta onu yapanı da çok eleştirebiliyoruz yani yeni geldiğinde. Aynen öyle. Hani ciddi bir araştırma ve şey yapma. Evet öyle bir durumumuz var. Evet. Kitapta Aratilerle ilgili detaylar var mı? Var. Arator İmparatorluğu'nun nasıl kurulduğuna dair gayet detaylı bir şekilde anlatıyor. O kısma da geleceğiz zaten ama o kısım bayağı var. Daha Night Elf'lere gireceğiz. Night Elf'ler bölünecek, High Elf'ler gidecekler falan daha var oraya. Daha çok var ya daha önümüzde. WoD'da gittiğimiz Draenor bizim geçmişimiz değil o Draenor. Bizim Warlords of Draenor'da aynı alternatif bir Draenor'dayız. Alternatif bir Draenor'un yaklaşık 35 yıl önceki halindeyiz hatta şu an. Hani evet. Tam günümüzdeki hali de değil. Yani Garoş ne yaptı ya diyesin geliyor bazen yani. Ve bu arada şey hani her ne kadar oyunda eski Outland'e ulaşabiliyor olsak da hala aslında hani lore olarak, yanlış hatırlıyorsam düzelt beni Ezgi, Outland'la olan ilişkimiz komple kesilmiş durumda. Hani evet, Dark Portal yani, şu anda direkt... Çünkü Dark Portal direkt alternatif Draenor'a açıldığı için şu anda Outland'e gidecek bir şeyimiz yok. Hatta ve hatta hani biz şimdi tabii oradan oraya portallarla bilmem nelerle, Hearthstone'larla gidip geliyoruz ama normalde bir noktaya kadar biz Draenor'da sıkışıp kaldık. Bizim hiç kimseden haberimiz falan yoktu yani. Hani size gelip hani sizin gerisine işte Varian Walgin gelip görev falan veriyor ya, yok öyle bir şey normalde yani. Hani biz orada sıkışıp kalmış durumdayız aslında. Hani dediğin gibi Outland'le de şu anda bir şeyimiz, bağlantımız yok aslında hani. Başka? Başka soru yoksa o zaman ufak ufak bu akşamki yayınımızı sonlandıralım. Gene 2,5 saat konuşup çenemi ağrıttım. Çok. Ezgi'nin kaçtığı zamanları belki kesebiliriz. Ha? Ezgi'nin kaçtığı zamanları belki kesebiliriz. Yok belki değil. Ben ne hani konuştunuz arkamdan bilmiyorum ama. Çok komik bir şey söyleyeyim mi sana? Bizim de mikrofon kapalı kalmış olsa. Bak nasıl oluyorsa sen düştün. Bizim mikrofon kapandı bir şekilde. Hani konuştuk. Konuştuklarımız gitmemiş yayına falan. Böyle. Void Lord'ların işi. Peki. Void Lord'ların işi. Kesin. Volgin'e ne oluyor Legion'da dersek çok büyük spoiler olur arkadaşlar. Onu hiç girişmeyelim ona. Onun ne olduğunu... Yani ne olduğunu merak ediyorsan YouTube'da spoilerlı bir tane podcast'imiz var. Onu izleyebilirsin. Dinleyebilirsin daha doğrusu. İzlenecek bir şey yok çünkü. Sabit görsen. Sabit İludum var orada bir tane. Evet. Orada uzun uzun konuştuk. Spoilerlı bir şekilde konuştuk ama hani Legion'dan ne var ne yok spoiler yeme ihtimalin çok yüksek. Onu da ne varsa o ana kadar bildiğimiz ne varsa anlattık çünkü yani hani. Evet. Ha, izlediysen umutlu konu. Evet, evet. Aynen öyle. Daha fazla detay vermeden. Spoiler olmayacak olsa aslında şu anda canlı yayında Ezgi'yi ağlatmak vardı da. Hayır, hayır yapma. Çok fazla girmeden bence toparlayalım. Yoksa birisi spoiler'ı verecek. Evet, bence de. Beni ağlatırsan çünkü oraya geldiğim zaman çok kötü şeyler olacak yani. Neyse arkadaşlar. Tamam. Başka sorumuz yoksa yavaştan toparlayalım. Evet. Herhalde yok gibi görüyorum ben şu anda. O zaman hepinize yayınımıza geldiğiniz ve bizle birlikte 2,5 saat boyunca şey yaptığınız için, takıldığınız için teşekkürler. Yayını kaçırdıysanız ya da tekrar izlemek isterseniz muhtemelen 1-2 gün içerisinde ben YouTube kanalımıza yükleyeceğim. Önümüzdeki hafta olup olmayacağı şu an için kesin değil ama hani eğer ben yayın yapabilecek halde olursam, gerçi ben niye şey yapıyorsam Ezgi konuşuyor genelde. Yani önümüzdeki ama hafta... Ama şikayetlerden bahsedeceğiz. Sen konuşmazsan olmaz yani. Doğru, Fahri'nin tarafı olarak. Muhtemelen dayanamayacağım. Bol bol konuşacağım ben de. Hepinize tekrar teşekkürler. Umuyorum ki haftaya olacak. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar çok teşekkürler katıldığınız için. Hepinize iyi geceler. İyi geceler.